Bilir bebeğim olsun bir olsun yanık usulca Efendim, Konte ve ekranlarına hoş geldiniz. Bebeğim olsun programıyla karşınızdayız. Yepyeni bir format değil ama isim ve tabii ki saatimiz de değişti. 11.30 itibarıyla bundan sonra TV ekranlarında her cumartesi canlı yayınla karşınızda olacağız. E, tabii e, doktorlarımız devam ediyor. Bugün de kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanımız operatör doktor Necati Özçümen hocamızla birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sizi gördük. Daha iyi olduk. E, şimdi bugün kapsamlı bir konu konuşacağız. E, bu arada reklamsız devam edeceğiz hocam. Geniş geniş konuşabilirsiniz. Ee, bebeğim olsun da bu hafta tüp bebek kararı ne zaman verileri konuşacağız? Tüp bebekte en önemli sorulardan biri kadın yaşının önemi nedir? Ve tüp bebek aşamalarını uzun uzadıya konuşabiliriz. Siz de bize detaylı telefon numaralarımızdan ekranlarınıza gelecektir. Ee, sorularınızı sorabilirsiniz. WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere canlı yayın ekranlarında ulaşabilirsiniz değerli izleyenler diyelim ve hemen başlayalım. Şimdi hocam tüp bebek kararı... Vermek isteyen çiftler ne kadar beklemeli ki sizin yanınıza gelmeli? Şimdi tabii tüp bebek kararını bir doktor verebilir. İki, hastanın daha önceki gittiği tedaviler, yaptığı tedaviler sonrası hasta tüp bebek yaptıracağız diye bizlere müracaat edebiliyor. Tabii tüp bebek tedavisinden önce bir sürü basamak var. Bunlardan bir tanesi. Öncelikle bir kişi... Ne zaman doktora gitmesi gerekiyor? Oradan evet, bahsetmemiz hocam. lazım. Hep diyoruz işte bir yıllık evlilikten sonra gebelik oluşmuyorsa doktora başvurması gerekiyor. Hı hı. Yaşı ileri ise 35'in üzerinde ise veya daha önce bildiği bir hastalığı varsa nedir bu işte yumurtalıklarla ilgili bir ameliyat geçirmiş veya erkek tesisleriyle ilgili bir ameliyat geçirmişse o zaman çok beklemenin anlamı yok. Birinci yılın sonuna doktora gittiğinde tabi ee, orada bir muayene oluyor. Özellikle kadının muayenesi ve erkeğin hı hı. sperm tahlilleri yaptıktan sonra hı hı. bir karar veriliyor. Biz bu kişiye tedavi yapalım. Bir de tedavi yapalım mı durumu var. Yani her gelen hastaya tedavi de yapılmıyor. Bazen diyoruz ki daha erken gidin evet. evinize. işte 2 3 ay daha bekleyin. işte 6 ay daha bekleyin. 1 yıl bekleyin dediğimiz hasta grubumuz var. Bu süre içerisinde bunlar yer gebe kalamazlar ise tedavi şekillerimizi belirliyoruz. Niye göre belirliyoruz? Evet hocam. Biraz önce dediğiniz gibi en önemlisi anne adayının yaşı bizim için çok çok önemli. Yani kadın yaşı bizim için önemli. Hı, hı. İkin, Şimdi şöyle buyurun. yapalım. Kadın yaşına bir giriş yapalım o halde. Çünkü bize gelen sorularda İleri yaş için soruyorlar, merak ediyorlar. Evet. Ben hamile kalabilir miyim tüp bebek yöntemiyle diye. Öncelikle bir yaş kriteri var mı tüp Şimdi, bebekte? Şimdi e, hastamızın yaşına baktık. Eğer yaşımız gençse biraz daha rahatız. Niye? Hı hı. Çünkü genç olan kişilerin yumurtalıklarının rezervi daha iyidir. Yumurta kaliteleri daha iyidir. Daha fazla sayıda yumurta elde edebiliyoruz. Bu nedir? Yaptığımız her tedavide yani hapla verdiğimiz bir tedavi. Aşılama tedavisi veya tüp bebek tedavisinde yumurtanın sayısı ve kalitesi bizim için önemli. Hı hı. Sayı artı kalite fark ettiyseniz kalite de çok çok önemli. Evet. Bazen sayı az ama kalitesi çok çok iyi olabiliyor. Bu ne demektir? Yani e, genç yaş hasta grubunun kalitesi daha iyi olacağı için genç yaştayken yapılan e, sadece tüp bebek için demiyorum. İnferite tedavisinde başarı şansı her zaman için daha yüksektir. Hı hı. Şimdi hastamız bize geldiğinde. Hastamızın bir e, genel jinekolojik muayenesini yapıyoruz. Yumurtalıklarına bakıyoruz. Hormon değerlerine bakıyoruz. Ondan sonra tüpleri açık mı değil mi onlara bakıyoruz. Kısacası normal doğal yoldan gebe kalacak kalmasına engel bir durum var mı onlara bakıyoruz. Hı, hı. Bunlara baktıktan sonra eğer gebe kalmasında bir sakınca yok ise neyse diğer testlerini yapıyoruz. Kızamıkçık e, geçirmiş mi geçirmemiş mi onlara bakıyoruz. Hı hı. Kan değerleri düşük mü? Tiroid hormonları nedir? Onların hepsine bakıyoruz çünkü gebelikte bazıları gebeliğin akıbetini de değiştiriyor. Olumsuz etkileyebiliyor, hı hı. düşük yapmasına sebep olabilir, erken doğuma sebep olabilir veya bebekte bazı anomalilere sebep olabilir. O yüzden ilk önce annenin gebeliğe hazır mı onu araştırmamız lazım. O da hazır olsun, erkek faktörüne bakıyoruz. Erkeğin bir muayenesini yapabildiğimiz gibi öncelikle bir semen analizi yapıyoruz. 2 veya 3 günlük bir cinsel perizden sonra erkeğin spermlerini alıyoruz ve onları değerlendiriyoruz. Neye bakıyoruz işte? Her zaman dediğimiz gibi sayısına, hareketine ve şekillerine Kalitesine, bakıyoruz. Evet. Bunlar belli bir skala vardı. İşte belli bir rakamın üzerinde ise normal yoldan gebe kalması için bir sakıncası yoktur deriz veya hı hı. gebe kalabilir dediğimiz gruba biz ne yapıyoruz? İşte normal doğal olaraktan işte 6 ay, 1 yıl bekleyin diyoruz. Bu süre içerisinde gebe kalamaz ise tekrar değerlendiriyoruz. Tam da onu soracaktım hocam. Şimdi bir de siz söylüyorsunuz ya evli bir çift. Evet. bir 1 yıl doğal yollarla eğer kalamıyorsa Orada bir sıkıntı var mıdır? Bir soru işareti Şimdi tabii, oluşuyor mu? Bir o hala bir yıl mı bu arada? Evet, Bir, Daha yıl, mı bir yılın sonunda %93'ünün gebe kalması lazım. Hmm. Yani tabii bir yıl hepsi üst üste ekledikten sonra. Hı hı. Eğer gebe kalamıyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Hı hı. Ya erkek faktörü ya kadın faktörü ya da her ikisi çiftte de bir sıkıntı olabilir. Bazen bu sıkıntı o kadar küçük bir şey ki yani vereceğiniz bir tablet, bir enfeksiyon tedavisi veya bir yumurtlama tedavisi hemen gebeliği sağlayabiliyor. O yüzden... Eğer hastalarımız hani biraz önce sizin ne zaman tüp bebek başlamalıdır evet. dediniz de bu kararı aslında doktoru vermesi daha doğru. Hı hı. Doktor da hatta ve hatta tüp bebek merkezlerinde infertilite ile uğraşan doktorların vermesi daha doğru. Niye öyle diyeceksiniz? Tamam. Şimdi hasta tüp bebek merkezine gidince sadece tüp bebek yapılmıyor. Hı hı. Bu hastanın biraz önce dediğim gibi normal yoldan gebe kalabilir mi? Onlara bakılıyor. Eğer gebe kalabilirse çok dediğimiz hasta var. Hı hı. Siz gidin 6 ay sonra gelin deyip de bu süre içerisinde gebe kalan hastamız var. Veya bir rahim filmi çekiyorsun tüplerin açık olduğunu görüyorsun veya bir taraftaki işte tüpten geçiş biraz zor oluyor. Hafif basınçla e, ilacı verdiğinde onun açıldığını görüyorsunuz. E bir bakıyorsun diyorsun ki 2 3 ay bekleyelim diyorsun. Bu bekleme süresinde gebe kalan çok hasta var. Hı hı. Yani bir çektiğiniz rahim filmi bile hastanın gebe kalma şansını artırabiliyor. Hı hı. Tabii e, tüp bebek merkezi deyince hemen hastamız aklına şu geliyor. Biz hemen tüp bebek yapacaklar. Öyle bir şey yok. Tüp bebek merkezinde A'dan Z'ye bütün infertilite tedavisi yapılıyor erkek faktörü düzeltiliyor, kadın faktörü varsa düzeltiliyor. Hapla yumurtlama sağlanıyor. Yumurtlaması bozuk olanlarda, poliksigover olanlarda düzeltmeler Hepsine yapılıyor. Hepsine geçeceğiz hocam. Enfeksiyonu varsa onlar düzeltiliyor, aşılama yapılıyor ve en nihayetinde tüp bebek tedavisi de yapılabiliyor. Bu basamakların hepsi olduğu hepsi için genel adı tüp bebek merkezi ama aslında bunun infertilite merkezi. Yani çocuk isteyen kişilerin müracaat edeceği yer olması lazım. Evet. Niye böyle diyorum? Niye böyle Hı -hı. merkeze başvurulması lazım? Şimdi bir tedavinin başından sonuna kadar belki de hasta bu tedavilerin hepsini yapacak tüp bebek tedavisine kadar gideceğiz. İşte aşamalarını yapan doktor bilsin. Şey, bir önceki aşamada yumurta nasıl gelişti? Hangi dozda ne kadar yumurta gelişti? Yumurtanın kalitesi neydi? Yumurtaların döllenme oranları neydi? Bunların hepsinin hani bir skala halinde veya bir dosya halinde gözlenmesinde fayda var. Her seferinde mesela Bazen şöyle olur işte hap veriyor gebe karamadı siz bir merkeze gidin o merkezde aşılama yapılıyor. Değil Ondan sonra siz olacaktı. bir başka merkeze gidin deniliyor. İşte o aşamaları daha önceki neler geliştiğini açıkçası bilmediğiniz için bazen Sil başa gidebiliyoruz hı hı. ya kendimizi görmek isteyebiliyoruz. Peki hocam aşılama demişken e, kimler aşılama adayı yani kimlere aşılama yapıyorsunuz kimlere tüp bebek yapıyorsunuz evet. size gelen merkeze gelenler. Aşılmadan önce de bir yumurtlama tedavisi yapıyoruz hı hı. uygun olan hastalar mesela bize en çok gelen hasta gruplarından bir tanesi tüp polikistik. Önce evet, evet polikistik over sendromu hastalar hep bahsediyoruz ekranlarda polikistik over nedir polikistik over yumurtalıklarındaki yumurtaların düzgün yumurtaması dolayısıyla küçük küçük yumurtaların yumurtalığın etrafında birikmesi. Dolayısıyla hormonlar değişiyor. Erkeklik hormonları hafif bir kayma oluyor. Erkeklik hormonu ne yapıyor? İşte hafif ciltte yağlanma, işte kıllanma, Kıllan. tüylenme, saçlarda Sivilce. dökülme, sivilcelenme, ona hafif kilo alma, kilo alma ve belli bir süreden sonra adetler bozulmaya başlıyor. Nasıl oluyor adetler? Her ay göremiyor da işte. 35 gün, 40 gün, 1 ay, 2 ay, 6 aya kadar adet görememe durumları ortaya çıkıyor. İşte biz bu kişilerde eğer yumurtlamayı sağlayabilirsek kilo varsa kiloyu düşürebilirsek, insülin direnci varsa onu kırabilirsek ve bunlar inanır mısın haplarla oluyor. Yani böyle büyük ilaçlarla da değil. Haplarla biz bunu yapabilirsek üzerine bir egzersiz, diyet ekleyebilip de hastayı zayıflatırsak bu hastaların kendiliğinden gebe kalma şanslarını %5 ile 10 arasında artırıyoruz. O yüzden bu mi? da bir tedavi. <laughs> Öyle değil mi? Yani sağlıklı bir yaşam sunuyorsunuz onlara evet. aslında. Şimdi bunlar bunları yaptık, gebe kalamadı. Bir sefer yumurtlama tedavileri veriyoruz. Ne yapıyoruz? O polikistik overdeki o yumurtalıktaki küçük küçük yumurtaları büyütmeye çalışıyoruz. Onlar için ağızdan kullanınca haplar var. Yani diyoruz adetin 5. gününden itibaren başta 5 gün kullan dediğimiz haplar. Hı hı. Onlara yumurta geliştiriyoruz ve geliştirdikten sonra çatlatma iğnesini duruma göre yapıyoruz veya yapmıyoruz takibine göre ve hastaya diyoruz ki belirli günlerde birliktelik zamanlarını ayarlıyoruz. Yani hı hı. yumurtlama ile spermin birbirine yaklaşma anını biraz bir nevi zamanlamış oluyoruz. Evet. Bu da bir tedavidir. Çok kolay hani herkesin her yerde yapabileceği bir tedavi ve maliyeti çok çok olan bir tedavi. Bu da tüp bebek merkezlerinde yapılan bir tedavi. Hı hı. Ama kendi başlarına bu insanlar bu şeye ulaşamaz. Tabii tabii kontrol altında olması lazım. Hı hı. Evet, şimdi biraz önceki sorunuza gelelim. Aşlama ne zaman? Biz bu tedavileri yaptık, gebe kalamadı. Evet. Şimdi aşlama tedavisinin prensibi şudur. Biz spermleri, hareketli spermleri yumurtaya en yakın nasıl verebiliriz? Olay yok. Şimdi aşlamada şöyle bir durumumuz var tüplerin açık olması lazım. En az bir tüpün açık olması lazım. Niye? Çünkü yumurtalıklar, evet ekranda da göz, gösterdi zaten önce. Yumurtalıklardan yumurta olduktan sonra tüplerde gelip tüplerde spermde buluşup orada döllenmesi lazım. Hı hı. Dolayısıyla tüplerde en az birinin açık olması lazım. Eğer bir kişinin iki tüpü de kapalıysa aşlamanın fayda görmez. Kendinden de gebede kalamaz. Bu kişiye biraz sonra soracağız kimler tüp beklediğiniz gruba girecek bu. Hı. Hastamızı tabii önceden değerlendiriyoruz. Bir ilaçlı rahim filmi çekiyoruz. Rahim filmi çektikten sonra bakıyoruz. Tüplerinde bir sıkıntı var mı? Tüplerinde sıvı var mı? Geçiş rahat mı? Tüp over ilişkisi nasıl? Hı hı. Yani yumurtalık burada, tüp çok uzakta ise istediği kadar açık olsun bazen yumurtayı toplayamayan biliyor. Çok çok önemli. Ondan sonra e, rahim içerisinde yer kaplayan bir lezyon var mı? Polip var mı? miyon var mı? Rahim küçük mü? Şekil bozukluğu var mı? Bunların hepsine bakıyoruz. Yani gebelik için engel var mı ona bakıyoruz. Evet. Asıl ikinci önemli bir tanesi kadın bunların hepsinden geçeriz not alır ise ikinci önemli olan şey erkeğin spermi. Şimdi eee sperm çok çok önemli. Çünkü biz genelde neye bakıyoruz? Spermin sayısına bakıyoruz. Tamam, çok güzel. Spermin sayısı bizim için çok çok önemli. Tabii. Mililitrede 15 milyonun üzerinde olması diyoruz bundan bir 10 yıl önce mililitrede 20 milyon diyorduk. 20 milyonun üzerinde olması gerekiyor diyorduk. Ama tabi giderekten spam parametre ve kaliteleri zaman içerisinde bozulmaya başlayınca artık 15 milyona razı olmaya başladık. Mililitrede 15 milyon üzerinde olacak bu bir. Sayı olaraktan ne kadar fazla ise bizim için o kadar Başarı iyi. o kadar iyi. İkincisi spamimiz neyine bakıyoruz? Hareketlerine bakıyoruz. Spamlerin 4 çeşit hareketi var. Bunlardan bir tanesi, bir tanesi hızlı hareketli. Yani komando. Bizim en çok hmm. sevdiğimiz spam grubu. İkincisi yavaş hareketli. Üçüncüsü yerinde hareketli. Dördüncüsü hareketsiz. Hareketsiz spermler %90-95 ölü demektir. Yani hiç iş görmeyen bir sperm durumudur. Bu vurgudur. yediğimiz içtiğimizle mi alakalı erken yoksa genetik faktörler mi hocam? Onu da söyleyeceğim. Hocam? İkincisi yerinde hareketliler. Yerinde hareketliler de yani sadece bir devinim var ama yumurtayı bulma olasılığı çok çok az. Normalde iş gören spermler hızlı hareketli ve yavaş hareketli spermler. Evet, eğer ki sperm konsantrasyonu içerisinde hızlı ve yavaş hareketlerin ortalaması %32'nin üzerinde ise biz bunları iyi diyoruz. Üçüncü bir parametre spermin morfolojisi yani spermin şekli. Hmm. Şimdi sperm şekli bizim için çok çok önemli. Spermin bir baş bölgesi, boyun, gövde ve kuyruk kısmı vardır. Eğer sperm sağlıklı değil ise yani anomali ise, baş anomalisi varsa zaten gidip yumurtayı bölüp bulup dölleyemez. Bu kişilere mutlaka X'i dediğimiz tüp bebek tedavisinde X yöntemiyle tüp bebek yapmamız lazım. Baş anomalisi varsa. Diğer anomalilerde mesela bazen işte gövde anomalisi olabiliyor, kuyruk anomalisi olabiliyor. Onlar niye önemli? Kuyruk spermin hareketini sağlıyor. Evet. Eğer hareket evet ekranda da gördüğümüz gibi yuvarlak gördüğümüz spermin başı, gövdesi ve arkada doğru kuyruk var. Eğer ki kuyruk hareketleri yoksa hareket edip gidip yumurtayı bulamayacak hı hı. değil mi? Hı hı. Ama 100 milyon sperm var. Önemli de işte hareket yok. Yani bunların hepsinin çok güzel değerlendirmesi lazım. Niye e, bunlar önemli? Çünkü biz bazen baktığımızda hasta diyor ki benim sperm her şey iyiymiş diyor. Bir bakıyoruz tamam sayı güzel ama anomali, anomali çok. Yani anomal olunca yani istediğin kadar çok olsun. Yani komanda yok. Boşa, boşa gidiyor yani. O yüzden sperm de bizim için önemli. Aşılamada spem hareketleri tamam e, olacak ama biraz normal az olsa bile biz ne yapıyoruz? Onları seçiyoruz içerisinden. En hareketlerini bir böyle katetere çekiyoruz. Katetere çektikten sonra rahim içerisine sevrikal kanalından geçerekten rahim içerisine yavaşça bırakıyoruz. Ne yapmış oluyoruz? Yolu biraz kısaltmış oluyoruz. Yani yumurtayla spermi biraz yaklaştırmış oluyoruz. Hı hı. Ama yine olay yine spermde. Sperm gidecek, yumurtayı tüplerde bulacak. Biliyorsunuz döllenme tüplerde oluyor bulduktan sonra yumurta döledikten sonra tekrar rahime düşecek. Yani sperm yine bir yol kat etmesi lazım. Yani tüp bebekten zaten farkı bu. Zaten başarı oranlar da buradan kaynaklanıyor. Hı hı. Şimdi biz en iyi ihtimalle yumurtaları iyi olan, bir iki tane güzel yumurtası gelişen, çatlayan, tüplerinde bir sıkıntısı olmayan, yaşı genç. Bakın hep iyileri konuşuyoruz. Evet. Sperm parametreleri orta olan, yani böyle çok kötü zaten çok iyi olsa zaten aşılama yapmayız. Orta olan gruba aşılama yaparsak gebe kalma oranı %15 ile %20 arasında değişir. Hmm. Yani 7 tane çiftten 5 tane çiftten veya veya 7 çiftten bir tanesi gebe kalabiliyor o ay. Hmm. O yüzden çok yani e, başarı şansı çok yüksek olan bir şey değil. Ama şöyle bir durum uygun hasta yapar iseniz o da, o rakam da çok çok önemli. Hmm. Çünkü hasta tüp bebek tedavisinden kurtulmuş oluyor. Ama daha şö stresli şö şöyle bir durum olabilir. var. Eğer ki biz sperm sayısı çok az olan, hareketli yani ileriye doğru Total Progressive motis Spam sayısı 5 milyonun altındakilere uygular isek bu hastanın aşılama ile gebe kalma şansının daha da azalacağını bilmemiz lazım. Hı hı. Hastaya bunu sunmamız lazım. Biz size aşılama yapıyoruz ama sizin gebe kalma şansınız o %20'lerde değil de %10'lara da düşüyor diye. Hı hı. Bazen hastamız bunu kabul ediyor. Evet hocam kabul ediyorum. Bir bazen başlayalım de, diyor. Bazen de diyor ki sizin dediğiniz gibi bir kez bir deneyelim hı hı. olmaz ise. Tüp bebek tedavisine geçelim. geçelim. Çünkü aşlamada biz bazen iki bazen üç defa deneyebiliyoruz. Hmm. Hangi durumlarda deneyebiliyoruz? Eğer elimizdeki sperm konsantrasyonu çok iyiyse, yumurtalar falan çok iyiyse, kadın yaşı iyi başka bir problem yoksa, birincide gebek alamadıysa ikincide, ikincide bazen üçü bile deneyebiliyoruz. Ama dediğim gibi bunların bir tanesi az ise çok şansımızı o tür şeylerde kullanmayıp, o zaman tüp bebek tedavisini atlayabiliyoruz. Aşılamada süre veriyor musunuz? Tüp bebekte belli bir süre var ya yapıldıktan sonra o protokol. Aşılamada hmm. da var mı o protokol? Şimdi şöyle normalde tüp bebek tedavisinde ve aşılamadaki prensip şudur. Kadının döngüsü ayda birdir. Hı, hı İşte bir de vücuttaki hormonları atmak için bir ayda onu bekliyoruz. Minimum iki ay bekliyoruz. Hı hı. İki aydan sonra tabii üç ay da olabilir, dört da olabilir. İki ay bekliyoruz. Niye bazen zamanı kısıtlayabiliyoruz? Bir mesela atıyorum biz Konya'da yaşayan bir e, grubuz. Hastanın mesela il dışından geliyor. Şimdi yaz dönemi evet, olduğu evet. için mesela il dışından gelen çok hastamız var. Bir de gurbetçilerimiz var. yurt dışından gelen hastalarımız var. Zaman sıkıntısı var. Biz baktığımızda eğer yumurtalıklarında kist yoksa, hormon değerleri iyi ise bir problem yoksa iki ay sonra tekrar başlayabiliyoruz. Hı, hı Tabii bu süreyi kısaltmak mümkün mü? Kısaltabiliriz ama o zaman tedavi protokolleri değişiyor. Yani hı hı. bazen mesela tüplekte tedavisi dondurmak gerekebiliyor. Çünkü rahim hazırlanmamış oluyor. İşi bazen hızlandırdığımızda ek e, tedaviler de yapıyoruz. Hı hı. Tabii yaz dönemi, ondan sonra insanlar böyle daha çok müracaat ettiği, tüp merkezlerinde mesela şu anda yoğunluk var. E, ondan sonra e, il dışından gelenler Türkiye'nin her bir tarafından geliyor. Aynı zamanda yurt dışından gelen gurbetçilerimiz var. Çünkü yurt dışında bu tedaviler bir, e, randevu almak çok çok zor. İki, pahalı, yurt dışında çok çok pahalı yöntem. Türkiye'mizde gerçekten çok ucuz. Yani yurt dışından gelen hasta grubumuza göre gerçekten sağlık turizminde iyiyiz. Hocam. Evet sağlık turizminde çok çok iyiyiz. Ee, bildiğiniz gibi gurbetçilerimiz işte e, saç ekiminden tutun diş yapımı ondan sonra estetik e, cerrahi operasyonları ve bu e, tüp bebek, tüp bebek özellikle, özellikle tüp bebek için çok çok müracaat ediyor. Hı -hı. Tabi sadece yaz döneminde değil yani biz normal zamanlarda da bunlar yaptık ama, ama onların izin dönemi olduğu için izin hem hem tatil hem tatile denk getiriyoruz hem bayram hem tatil hem de tüp bu bebek Hepsine selamlarımızı gönderelim. Gurbetten bizi izleyen tüm gelemeyenlere, vatan hasreti çekenlere selamlarımızı gönderelim. Hocam sorularımız var onlara geçeceğim ama şimdi e, tüp bebek tedavisinde kadının yaşını sordum. Özellikle bir e, izleyicimiz demiş ki ilk çocuğu varmış 50 yaşında hamile kalabilir miyim? Bebek evet. Ediyor. Şimdi o zaman şuradan bahsedelim. Yine yurt dışından gelen bir hastam. Daha yeni yaptığım tedavisini yaptığım için söylüyorum. 45 yaşında hastamız. Şimdi yaş ileri olunca birkaç tane problemimiz oluyor. Bir tanesi yumurta rezervi azalıyor. Yumurta'nın gelişmesi, yumurta'nın işte olgunlaşması veya yumurta'nın boş çıkması ve en sonunda da döllenmesinde problemler olabilir. Döllendikten sonra da bunların anöplüde dediğimiz kromozomala bozuk, kromozom bozukları olan hı hı. embriyo olma olasılıkları da yüksek. Bu tür hastalarımızda şunu yapıyoruz. Yumurtaları topluyoruz. Embriyo haline getirdikten sonra donduruyoruz. Çünkü embriyo sayısı az. Hı, hı. Birazcık dediğiniz gibi dinlendiriyoruz. Bir buçuk iki ay dinlendirdikten sonra tekrar bir yumurta toplama işlemine tabi tutabiliyoruz. Hı hı. Bu süreyi biraz daha kısaltabiliriz. Ama sonuçta biz bu elde ettiğimiz embriyoyu tekrar donduracağımız için biraz daha kısa tutabiliriz. Oluşan ikinci gruptaki embriyolarda da ikisini havuz yapıyoruz. Hmm. Şu an en son yaptığımız hastamızda ilk tedavide bir embriyo. Şimdi biraz önce hava e, beni aradılar laboratuvardan. Bir seferde 3 tane embriyosunu dondurdu. 45 yaşında. Hmm. Şimdi yaş ileri olunca tabi sadece embriyo önemli değil bir de tutunma olayları var. Yani evet. rahime tutunması, vücudunu kabul etmesi ve gebeliğin devamı. Bizim amacımız tüp bek tedavilerinde eve sağlıklı canlı bebek canlı götürmek bebek bizim götürme. başarımız o. Yani hastanın gebe kalması tamam bir başarı. Elbette. Ama bizim sonuçta istediğimiz eve sağlıklı hem anne için hem çocuk için sağlıklı canlı bebek götürmek. Tamam. Şimdi 45. Şimdi biraz önce hastamız 50 dedi. 45 yaşından sonra işler iyice zorlaşıyor. Hı -hı. 40'tan sonra zorlaşıyor. 43'ten sonra %5'lerin altına düşmeye başlıyor. 45'te mucizevi hastalarımız var. Tabii gebe kalan hastalarımız, doğurttuğumuz diyelim onlardan var. Ama ee, tabii bu oran giderek azalıyor. Hmm. Benim önerim şu. Hasta yaşı özellikle kadın yaşı bizim için çok çok önemli. Elbette. 35 yaşından önce gebeliklerini tamamlasınlar. Şimdi diyeceksiniz herkes 35 yaş önce tamamlayabiliyor mu? Hayır. İşte e, belki geç evleniyor. İşte kariyer yapıyor. Fırsat olmuyor. İlk başka çocuğunu bir alsın en azından evine. Evet. Diyorsunuz. Mesela bize gelen hasta grupları genelde mesela 38-39-40'lı gruplar. Şimdi 50 yaşındaki bir kişiye tüp yapılır mı? Açıkçası biz klinimizde yapmıyoruz. Hı hı. Ama şöyle bir durum işte 50 yaşında hasta işte diyorlar ki 50 yaşında bir tane işte komşumuz kendinden gebe kaldı. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Kalabilir ama kaç tane? Birinde bir milyonda bir tane olabilir. O yüzden hani o komşularındaki gebelikleri aldanmasınlar. En erken ne kadar zaman ne kadar erken olursa. Sağlık açısından hem anne için evet. hem bebek için çok çok önemli. E, hocam e, ben Necati hocanın hastasıyım. Doğum bu olacak inşallah. Hocama bütün desteği için teşekkür ediyorum. Allah isteyen herkese nasip etsin. Amin, demiş Sevgiler amin. demiş. E, Necati hocama çok minnettarım. Baş edemediğim polikistik me rağmen 5 yıldan sonra kavuştum yiğidime demiş. Şimdi tekrar tüp bebekli hamileyim. iyi yayınlar demiş. Lütfen iletin demiş. Evet. E, şimdi polikistik over'e bir geçiş yapalım. E, tabii ki e, kadın infertilitesini çok etkileyen bir şey ama... Demek değildir ki gebe kalamıyorsunuz. Elbette bu mümkün. Şimdi hocam İç Anadolu bölgesinde yediğimiz içtiğimizden dolayı maalesef Akdeniz ve diğer bölgelere göre daha fazla polikistik over sendromu yaşayan kadınlarımız var. Şimdi dış görünüşüne biraz değinmiştik. Polikistik over baş edilemeyecek bir sendrom mu? Şimdi Polikistik over kadının her yaş grubunda etkiliyor. Genç kızken başlıyor ergenlikte etkiliyor. Evlendikten sonra işte... Ee, çocuk doğurganlığı etkiliyor. Daha sonra da işte menopoza doğru da Allah korusun rahim içerisindeki o kalın tabakanın kalınlaşmasına beraber endometrium kanserine kadar bir yelpazesi var. Hı hı. Şimdi tabii genç kızlarımızda biz bunu tespit ettiğimizde bize en çok neyle geliyorlar işte? Kıllanma, tüyleme, sivilcelenme gibi estetik problemlerle geliyorlar. Hı hı. Onlar için tedaviler veriyoruz. Onları düzenlemeye çalışıyoruz. Adetleri gecikiyor. Adetlerini düzenliyoruz doğum kontrol haplarıyla. İşte erken tedavinin bize bazı avantajları var. En azından beslenmesini, ne yiyip ne içeceğini, nasıl spor yapacağını, kilo almaması gerektiğini belirtiyoruz. Polikistigover'in iki tane tipi vardır. Bir tanesi böyle kilolu grup, ikincisi de kilosu az olan grup. Özellikle kilosu fazla olan, BMI yüksek olanlar da biz maalesef e, tedavide mesela e, çocuk tedavisine de bazen zorlanabiliyoruz. Hı hı. Şimdi polikistik overde biraz önce bahsettiğimiz gibi çok sayıda yumurta var. Biz çocuk tedavisi yönüne bakacağımızda çok sayıda yumurta var. Polikistikover tedavisi hem çok kolay hem de çok zor. Şimdi ben bunu söyleyince ekran başındaki e, izleyicilerimiz nasıl olur? Hem zor hem kolay. Hı. Şimdi kolay olması şu. Bazen yumurtlaması olmayan bir gruba biz bir e, tablet vererek de yumurtlaması sağlayıp kendiliğinden kısa sürede çocuk sahibi de yapabiliyoruz. İşte işin kolay kısmı bu. Bazen de bu ilaçlara cevap vermiyor. İstediğimiz kadar uğraşalım gebe kalamıyor. Hı hı. İşte bu gebe kalamayan gruba erkek faktörü yok ise aşılama yapabiliyoruz. Onda da gebe kalamıyor. Geliyoruz tüp bebek tedavisine. Bu da şurada şunu anlatayım. Kadınlardan %10'unda polikistik over vardır. Bu polikistik bu over olanların hareketi. da yine onda biri yani yüzde %10'u hayatlarının bir döneminde çocuk tedavisi için bizlere başvuruyorlar. Hı hı. Yani bizim yine hasta grubumuzun portföyümüzün çoğunu polikistik over hı hı. teşkil ediyor. Hı. Şimdi polikistik overin Tüp bebek tedavisinden bahsedeyim. Polikistik overin tüp bebek tedavisinde aslında bizi bazen yüzümüzü çok çabuk güldürüyor. Bazen de bizi mutsuz ediyor. Hı hı. Nedir bu? Çok sayıda yumurta elde edebiliyoruz. Çok sayıda yumurta bizim için bir yönden avantaj. Şimdi seçebiliyoruz. Ama şöyle bir durum daha var. Yumurtaların kalitelerinde bozukluklar var. Hı hı. 30 tane yumurta elde ediyoruz. En sonunda bizim elimizde kalan embriyo sayısı 3 ile 5 arasında oluyor. Öbür taraftan diğer bir hastadan 10 yumurta elde ediyoruz. Onda da 3-5 tane embriyo kalıyor. Tabi bunlar sağlıklı, iyi kaliteli evet. embriyolardan bahsediyorum. Şimdi polikistik overin indiksiyon dediğimiz yumurta geliştirme aşamasında da bazı sıkıntılar var. Niye? Çünkü küçük küçük bizi bekleyen bir sürü yumurta var. Öncü yumurta var. Biz ilacı verince, hormon ilacı verince yumurtaları geliştirme için onların hepsi birden alevlenmeye başlıyor. Hepsi birden ayağa kalkıyor. Dolayısıyla ne olur? Vücuttaki hormonları artırıyor. Ve biz bunları çatlatma için inaç verdiğimizde onlar da işte onların da etkisiyle damar cidarındaki, damar içindeki sıvı vücut dışına çıkıyor. Yani ovaryen hiperstimülasyon dediğimiz OHSS sendromu hı hı. ortaya çıkıyor. Ekran başındaki olan poliksi olan hastalarımız mutlaka hı, onları duymuştur. Zaten, evet. Bunlar ortaya çıkınca tabii ne oluyor? Konforu bozuyor. Transfer yapamıyoruz. Veyahut işte e, hasta bazen hastane yatırmak zorunda kalabiliyoruz. İşte son teknolojiyle biz bunları da açtık. Yani kliniklerimizde artık o hasta sendromunu görmüyoruz. Eskiden çok korkuyorduk. Hani karnımız topladı, işte nefes alamıyorum diyen hasta grubunu artık neredeyse yani yılda bir iki tane görmeye başladık. Ne yapıyoruz? Bunların tedavilerini farklı yapıyoruz. Şimdi tüp bebek merkezlerine gelen her hastanın aynı protokolü yoktur. Aynı hastalık bile olsa işte yaşına göre, kilosuna göre, hikayesine göre farklı, evet. farklı protokoller uyguluyoruz. Yani hı hı. kişiye özel hasta dostu tedaviler yapıyoruz. Hı hı. Bu bizim için ne önemli? Bir, Maliyeti azaltıyor, süreyi azaltıyor ve başarıyı artırıyor. Hı hı. Dolayısıyla herkesin tedavisi farklı. Onun şundan dolayı söylüyorum, bazen bize diyor ki benim komşuma şunu vermişsiniz, ona 225 ünite vermişsiniz, bana ne 150 ünite verdiniz. Hı. Şimdi birbirine kıyaslamamalı lazım. Veya yani ona işte ona aspirin vermişsiniz, bana işte kan sulanıcı ine verdiniz. Birbirinin hepsi farklı. Hı hı. Çünkü bu bir süreç ve herkesin herkese bir elbisi elbise aynı değil. Hı hı. Dolayısıyla hastalarımızın yumurtalarını geliştirdiğimizde baktığımızda bunların işte içerisinde fire çok veriyor. Polikistik overde. İyi yanını düşünelim bir de. Bazen çok sayıda embriyomuz oluyor. Transfer ettikten sonra donduracağımız veya önceden donduracağımız paketler halinde ikişer üçerli paketler dondurabiliyoruz. Ne avantaj sağlıyor bize dondurmak? Şu avantaj sağlıyor. Biraz önceki hastamızın dediği gibi hatırladım hastamızı. İlk tedavisini yapıyoruz. Embriyoyu transfer ettik. Gebe kaldı. Doğurttuk ikinci bir tedaviye geliyorum. İkinci tedaviye geldiğinde tekrar bu işlemlere yumurta geliştirme, yumurta toplama, transfer iş, yumurta toplama işlemleri yapmıyoruz. Dondurduğumuz embriyoları çözüp transfer ediyoruz. Harika. Yani işin hem %80 aynı hiç, Hem de o stresi de ortadan tabii, tabii. kaldıran stres, bir süreç. Stres azalıyor. Süreden kazanıyoruz. Paradan kazanıyoruz. Günümüzde çok çok önemli bunlar. Bir de gelişen teknoloji hocam birebir etkiledi tüp bebeği. Tabii. E, yapay zeka teknolojisi yine kliniğinizde olan yapmış olduğunuz ve embriyoloji laboratuvarı da çok önemli. Tabii. Ee, şimdi tüp bebek 45 yaşını geçti. Yani eee evet. ilk baştaki tedavilerle şimdiki tedaviler arasında dağlar kadar fark var. Ya yani bundan sonra ne olacağını hani aklımız Değil bile. E, almıyor şu anda ondan yapılmıyor şimdi tüp bebek. E, genetik tüp bebek faktörü var. Evet, e, evet. Onlardan da bahsedelim aslında. Çok, Onlar da çok çok önemli. önemli. Hı hı. çünkü e, maalesef daha bilinçsiziz bu konuda. E, hala e, eğer bir genetik bozukluğu varsa daha doktora danışmadan çocuk yapan ebeveynler var. Dolayısıyla burada, burada da şey devreye giriyor, bilinçlendirmek devreye giriyor. Bu programdaki yapma amacımız sadece tüp bebek değil aslında ne dedik sağlıklı ve canlı bir birey dünyaya getirmek bu da sizin elinizde. Çünkü genetik tüp bebek faktörü var hocam değil mi? Yani o SMA'lı çocuklar Down sendromu ya da bilmediğimiz birçok çeşitli hastalık kromozom bozukluğunu tüp bebek sayesinde ayıklayabiliyorsunuz. Evet çok güzel bir şey bahsettiniz. Şimdi evlenmeden önce bir evraklar istiyorlar işte. Bunlardan bir tanesi de işte Akdeniz eee talasemi taşıyıcılığı var mı? Hı hı. Şimdi SMA SMA'yı da e, bu sistemin içerisine koydular. Bizim için bunlar çok çok önemli. Niye? Çünkü ülkemizde akraba evliliği var. Bir de Akdeniz sahilindeyiz. Yani talasemi dediğimiz Akdeniz anemisi sık görülüyor. Eğer her iki çiftte taşıyıcılık varsa çocuklarının %25 olasılıkla talasemi majör dediğimiz hı hı. bir hastalığa karşı karşıya kalabilir. Biz bunları önceden engelliyoruz. İkincisi de SMA dediğimiz bir durum. Kısaca ondan da bahsedeyim. Lütfen. Artık onlar da araştırılıyor. Ee, hatta en son tedavisini yaptığımız bir hastamıza da örnek vereyim. Şimdi ilk çocukları SMA hastası. Biliyorsunuz ekranlarda çok görüyoruz. Tedavileri çok pahalı, çok masraflı Çok maliyetli. ve evet maliyeti çok maliyeti yüksek sonuçlarla ve... Ee, gerçekten çocuklarımız hani e, işler acısı şu anda. Ama biz ne yapıyoruz bir sefer? Biz bunların öncesinin olmasını engelliyoruz. Nasıl engelliyoruz? Tüp bebek tedavisi yaptığımızda bu tür ailelerin öncesinden embriyosunu seçiyoruz. Yani embriyoda SMA hastalığı varsa veya talasemi varsa o embriyoyu ayıklıyoruz. Ayıklama yaptıktan sonra sağlıklı embriyoyu transfer ediyoruz. Hı hı. Kısacası muhakkak onların kesinlikle tüp bebek. Yöntemiyle evet, mutlak tüp, tüp bebek artı işte genetik tüp bebek seçildikten evet. sonra ayıklamalı hı hı. tüp bebek yapmamız lazım. Bunu bu arada şimdi devlet elbette şimdi şey yapıyor. Evlenmeden önce bu belgeleri istiyor. Çok güzel, çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Sonunda evet. bu karara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. peki bu dönemde de genetik tüp bebek daha maliyetli hocam? bunun bir miktarını devlet karşılıyor mu bunun sonucunda mesela size geliyorlar ya hastalar ben böyle bir sonuç çıktı evet ee, ona ne diyorsunuz Şimdi en son prosedürü hatırlamıyorum bir ara belli bir hasta grubuna karşılıyorlar yani hmm. belli mesela 40 bin hasta işte şu kadar hasta yani diye. O, o yıllık işte onlar bitince ikinci şey yani ne yapıldığını şu anda açıkçası ben de bilmiyorum hmm. Hmm. ama onu araştırıp sorabiliriz sağlık müdürlüklerine sorabiliriz hmm. Hmm. çünkü bu bebeklerin bizim devletimize ne diyeyim, maliyeti değil de çok yüksek. daha yüksek. Tabii. Mesela bir tüp bebek yapınca belki onun yüzde birini ödüyorsun Tabii. yüzde birini ödüyorsun Tabii. ve aile için sadece hani yüzde yüz başlarlı bir tedavisi de yok yani baştan seçtiğimiz için çok büyük bir konfor sağlıyor bu sadece bu hastalıklar değil bizim de yine bizim bildiğimiz daha önceki çocuğunda biz yine böyle bir hastalık varsa hı hı. o geni bulup o geni bulduktan sonra ona yönelik yine seçip sağlıklı embriyo transfer etmek istiyoruz hı hı. açıkçası şöyle bir durum biz mesela anne kanında işte ikili tarama testleri yapıyoruz. Üçlü tarama testleri yapıyoruz. Anne kandan amniyosentez, koronavirüs biyopsi, kordosentez dediğimiz işlemler yapıyoruz ya. Yani. Biz bunları ne zaman yapıyoruz? gebelen işte üçüncü ayında, işte dördüncü ayına doğru falan yapıyoruz. Yani kısacası bebek büyümüş oluyor. Bir de bunların sonucun çıkması var. Sonuçlarda bir işte çıkması 3-4 hafta geçiyor. Hı hı. Bebek oluyor. 5 aylık. Şimdi 5 aylık bir bebek bu sefer Allah korusun daha olur veya bir hastalık tespit ettik. Ne yapacağız? Tahliyesi gündeme geliyor. İşte o zaman büyük problemler oluyor. Yani anne ona bağlanmış olur. onu tahliyesini istemiyor. İşte daha sonra yani ikilemde kalıyor. İşte biz bunu eğer ilk baştan yapar isek, gebe kalmadan önce yaparsak bu işlemleri, yaptığımız işlem aynısı. Yani o amniyosentezin embriyo yapılmış halini düşünün. Hı hı. Daha transfer etmeden önce. Aslında çok büyük bir konfor. Hı hı. Çünkü belki ekran başında hani başına gelmeyen öyle hastalıklı çocuğu olmayan çok belki hani anlamının hani böyle çok değerli olduğunu anlamaz ama başına gelenler veya işte yakınlar olanlar gerçekten çok çok hani e, tıbbın şu mucize, mucizesi diyebilirim mucize bunlara. Seçilmiş her zaman olan embriyoyu transfer doğruyor. etmek ve e, tabii ki bilinçli olmak çok önemli. Artık tabii ki eskiden daha çoktu da böyle e, görüyordum etrafta evet. e, şey kromozom bozukluğu olarak doğan çocuklar ama şimdi bilinçlendik diyebilirim. Tabii bilirim. daha azaldı. Evet. En azından dediğim gibi yani böyle bir tedavinin olduğu bu programlar sayesinde çok yani önemli. öğreniliyor. İşte kulaktan kulağa işte çok gidebiliyor. çok kişi mesela ben söyledim işte SMA'nın en önemli şeyi dedim genetik tüp bebek yapılacak. Evet. Aa öyle mi? Böyle şaşırdı. Yani onların diyor normal bir bebeği olabilir mi? Elbette olabilir. Şimdi, genetik tabii. şimdi, şöyle, şimdi şöyle düşünmek sonra. lazım. Yani bir çiftin her zaman sağlıklı olacak. Mesela talasemi taşıyıcılığı iki çift olsun. İkisi de taşıcı. Şimdi bunların aktarım, genetik aktarımları vardır. Bu kişinin bebeğinin yüzde 25 olasılıkla hastalıklı, yüzde 25 sağlıklı, yüzde 50 de taşıyıcı olma olasılığı var. Yani hmm. bu bir olasılıktır. Yani 5 tane çocuğu olur, 5 de hastalıklı olabilir, 5 de sağlıklı olabilir. O yüzde %25 25'i denk gelebilir. Yani illa hmm. İlla bir tanesi olacak diye şart yok. Ama bir olasılık. Olasılık, olasılık hesabında yüzde, yani hiçbir zaman için olasılık bir değildir. Veya sıfır değildir. Bu arada gider gelir. O yüzden hani şansa bırakmamak lazım. Peki hocam şimdi e, biz bir mesaj atmak istedik. Teşekkür mesajı Mustafa Tarhan ve Gülşah, Gülşah Tarhan çifti yazmış evet. size. Hayallerimizi gerçeğe dönüştüren Necati hocamız sayesinde ikizlerimize kavuşmaya sayılı günler evet, kaldı. Evet çok kaldı. İnşallah sağ salim kucaklanırlar. Evet. Şimdi bu e, tedavi Bu arada hocam çok özür diliyorum. Hani bu genelde tüp bebekden e, sonra böyle ikiz, üçüz oluyor ya o nasıl oluyor? Şans mı yoksa... Ee, talep mi? Evet şimdi şöyle bir durum var. Ee, kimlere tek embriyo transferi yapılır? Hangi çiftte de iki embriyo transferi yapma hakkı vardır? Eğer bir hastamızın hastanın yaşı 35 yaşın üzerinde ise iki embriyo transfer hakkı var. Hı hı. Veyahut 35 yaşın altında iki defa tüp denemesi yapıldı. Başarılı olamadıysa üçüncü de iki transfer yapabilirsiniz. Hı hı. Veya ciddi erkek faktörü varsa, yani erkek spermi mikrotese, ...tesa ile elde edildiyse veya işte kadının işte daha sonra işte geçireceği bir over daha önce geçmiş bir over cerrahisi derin endometriozisi veya işte overle ilgili bir yapı cerrahi bir işte geçirse rapor dahilinde Hı -hı. bunun da iki defa iki tane embriyo transfer hakkı vardır. Hı -hı. Şimdi biz iki tane embriyo transfer ettiğimizde her zaman ikiz olacak diye bir şart yok. Bazen ikisi de tutabilir. Bazen biri de tutabilir. Bazen de hiç istemediğimiz ikisi de tutmayabilir. Tabii bu hastalarımızın şeyine göre hani durumuna göre transfer sayıları da belirleniyor. Ondan dolayı bir veya işte ikiz oluyor bebekleri. Hmm. Peki hocam şimdi tüp bebek kimler için yapılır konuşuyoruz. Polikistik over onlardan biri. Kadın yaşında konuştuk. Evet. E, kistlerden de bahsedelim. Evet. Özellikle halk arasında bilinen çikolata kisti. E, evet e, şimdi Adı bu güzel ama daha kendisi güzel değil. E, çok fazla ameliyatla sonuçlanıyordu. Şimdi nasıl oluyor? Onun da yeni teknolojisi var mı? Evet. Nasıl yapıyoruz? Şimdi yumurtalıklara baktığımızda yumurtalıklarda 4-5 çeşit kist vardır. Bunlardan en e, basit işte folikül kisti, basit kistler, korpus luteum kisti, çünkü gebeli besleyen iyi bir kist, adı kist ama gebeli besleyen bir kist, hemolojik kist dediğimiz işte kanamalı kist, hmm. dermoid kist dediğimiz içerisinde kıl, saç olan bir kist. Bir de bizim en çok sevmediğimiz, hiç sevmediğimiz adı çikolata gibi tatlı da olsa hastalara çok büyük zarar veren çikolata kistleri. Endometriyomalara. Evet. evet. Endometriyoma da şudur. Yumurtalıklar içerisindeki yine kandan oluşuyor. Biriken kan orada birikiyor ve kistik hale geliyor. Yani çikolata kıvamlı işte çikolata halinde gibi düşünün. Yumurtalıkları resmen berbat eden, kadının yaşam kalitesini normal, düşüren, yaşam kalitesini düşüren, adetleri ağırlı, birliktelikleri ağırlı, sürekli bir dolgunluk hissi olan bir gruptur. Hmm. Bazen tek taraflı, sağda veya solda bazen çift taraflı olabilir. Şimdi bunlarda tabi sürekli tartışıyoruz. Hatta bununla ilgili dernek bile var yani derneği bile var. Yani. O kadar ciddi bir hastalık. Tabi bu sadece yumurtalıklarda kalmıyor bağırsaklara, mesanedimiz idrar kesesine ve diğer organların hepsine yayılabiliyor. Yani vücudun her yerinde görülebilir açıkçası. Hmm. Gözde bile görülebiliyor endometriozis. Hmm. Şimdi ne oluyor? Endometriozis de yumurtalıklardaki o yumurtanın kalitesini azaltıyor. Erken yaşta bile olsa yani 20'li yaşlarda bile olsa o overdeki yumurtanın bir kalitesini azaltıyor, iki sayısını azaltıyor. Tabii bunların e, büyüklükleri de önemli. Çapı 4 santim. 4 santim üzerinde olaylar ciddi olmaya başlıyor. Bazen hmm. aynı yerde 2-3 tane olabiliyor. Çift tarafta olabiliyor. Daha önceki bilgilerimizi söyleyelim. Biz endometriyomaları görünce genelde boşaltırdık. Yani cerrahi işlem yapardık. Sonra anlaşıldı ki yapılan bu cerrahi işlemler sırasında... Yumurtalıklarda bulunan sağlıklı olan o küçük yumurtaları da yok ediyor. Yani bir kişinin yumurtalığına cerrahi işlemi yapmak biz ona yarar yerine zarar veriyoruz. Hı. Ama hangi durumlarda cerrahi yapmak zorunda evet. çok çok büyükse böyle patlama olasılığı yüksekse belki o durumlarda yapabiliriz. Hı hı. Onlarda da şöyle bir e, tedavi sistemi var. Önce yumurtaları geliştiriyoruz, topluyoruz, embriyonu dondurduktan sonra belki bu cerrahi işlemi yapabiliyoruz. Çünkü biz yumurtalığa dokunur isek hep örnek verelim, Bir çileye dokun, elinize dokunun şöyle biraz dokunun. Ertesi gün oralardan çürümeye başlar. Yani hassas ya yani yumurtalıklar hassas bir yapıda olan yapılardır. O yüzden mümkün olduğu kadar endometriyel olduğunda cerrahi yapacak isek iki kez düşmemiz lazım. Hatta daha da düşmemiz lazım. Eğer ki cerrahi öneriyor isek de bu cerrahi en iyi yapan en iyi yapan cerrahi göndermek lazım. Yani hmm. mikro cerrahi yapan Endometriozisle endometrioma uğraşan cerrah göndermek lazım. Hı hı. Yani ben bu işi yaparım deyip de herkese bu herkese bu cerrahi yapılması lazım. Hı. Niye? Çünkü daha Hadi sonra dinle, bize mevcut olan, mevcut olan az da olsa o doğurganlığın azalmış veya kaybetmiş olaraktan gelebiliyor. Peki hocam şimdi e, tüp bebek tedavisinde uygulanan e, diğer durumlara geçelim. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim özellikle son zamanlarda elbette doğurganlık azaldı çevre faktörleri yediğimiz, içtiğimiz hem kadında hem erkekte. Şimdi doğal yollarla gebe kalamıyor. Ama diyor ki bende bir şey yok. Şimdi size geliyor. Evet. Bir durumunuz yok. Yani açıklanamayan infertilite. Maalesef elbette bunun da bir sebebi var. Peki bunun temel sebebi nedir? Stres mi, kaygı mı? Evet. Her şey normal. Yumurtalıklar normal, sperm kalitesi çok düzgün. Adet döngüsü çok iyi. Niçin hamile kalamıyorlar? Şimdi gebelik açısından çok mucizevi bir olay. Yani spermle yumurtanın birleşmesi ve içeride geçen olaylar bir sürü olay geçiyor. Yani işte e, hücrelerin işte sayısının yarıya inmesi, sonra işte onlar birbirine birleşmesi, kromozom alışverişleri. Yani o kadar kompleks bir olay ki oradaki en ufak bir olayın aksaması bile gebelin oluşmasını engeller. Ama biz ne diyoruz? nedeni bilmiyoruz. Biz neden olarak da ne görüyoruz? Gözle gördüğümüz işler. Nedir? Hmm. İşte tüpleri kapalı mı? İşte rahimde bir problem var mı? Sperm sayısı az mı? Ama biz içeride geçen o biyokimyasal işlerin çoğunu bilmiyoruz. O yüzden bizim %10 ile 15 oranında açıklayamadığımız bir infertilite grubu var. Bunlar da nasıl oluyor? Mesela işler biraz da ileri aşamaya gidince. Yani tüp bebek yapıyorsunuz. Döllenme olmuyor. Aa bir bakıyorsunuz spermiye, yumurtaya döllenme yok. Aa diyorsun burada bir iş var diyorsunuz. Bir bakıyorsun 10 on yumurtanın da döllenmiyor. Ha diyorsun. Bak açıklıyorsun aslında. Döllenmede bir problem var. Ne yapıyorsun? Buna bazı katalizör ilaçlar veriyoruz. İşte kimyasallar veriyoruz. Tekrar deniyoruz. Hı. İşte bazıları döllenmeye başlıyor. İşte aradık, araştırdık da bir tanesini bulduk. Veya e, işte yumurtaları topladığımızda yumurtaların içeri boş çıkıyor. Biz gördüğümüzde Hı. yumurtalar dolu gibi gözüküyor ama yumurtalar boş çıkıyor. Hani cevizi kırıyorsun içi boş. İçi boş. Ha, Bak Hı. sebebini anlıyoruz. Açıklayamadığımız infertilin sebebinin bir tanesi de bu oluyor. Olayların aslında bir sebebi var ama hepsini bilemiyoruz. İşte öyle dediğiniz için de birçok kişi aslında bende problem yok tüp bebek kararına da vermemem gerekiyor diyor. Ama Çünkü işte diyor ki tüp aslında bunu açıklayalım isek, işte. Tüp bebek yapmaz isek biz bunların bir kısmını sebebini bilemeyiz. Bilemeyeceğiz. Bir kısmı açıklayamadığımız infertülerin bir kısmı tüp bebek tedavisinden beraber gebe kalıyor. Hı hı. Ama hı hı. biz yine sebebini bilmiyoruz. Biz sonuca bakıyoruz. Sağlıklı çocuk doğurttuk mu canlı sağlıklı çocuk doğursa... O kadar da araştırmıyoruz zaten. Neymiş sebep bilmiyoruz. Hı hı. Veyahut bazı sebepler zaman içerisinde değişebiliyor. Nedir? Mesela hastanın haşimata türedit var. Bir sıkıntısı var. Bu süre içerisinde normale dönebiliyor ve sağlıklı gebe kalabiliyor. Biz bunlar nereden görüyoruz? 7-8 tane düşüğü var, gebelik var. 7-8 tane düşüğü var. Bir bakıyorsunuz tedavi sırasında işte hormonlarına bakıyorsunuz. Hormonları biraz dengeliyorsunuz, tedavi yapıyorsunuz ve sağlıklı gebelik oluyor. İşte açıklayamadığımız şey... Bu haşimatı türedik açıklanan olabilir. Şey. Açıklanan hale geliyor. Peki hocam yine Karaman'dan ulaşmış izleyicimiz. Halis Şahin, e, Habibi Halis Şahin çifti. Necati hocam sayesinde anne baba adayız demiş. Allah kucaklar e, almayı nasip etsin. Evet ettin. en doğru seçim demiş. E, i̇lk randevusunda da gelecekmiş heyecanlı. <laughs> Selamlar Karaman'a da sevgilerimizi gönderelim. Şimdi Karaman deyince e, aklıma geldi. E, biz Konya'da, e, merkez, Konya merkezinde bir hastanedeyiz. Bizim tabi hasta portföyümüz sadece Konya'nın kalmıyor işte Konya'nın etrafında Akşehir'den sabahleyin yine gelen hastalarımız var. Bebeğini getirdi hatta çok sevindik böyle minnacık bir bebek. diğer işte Afyon'dan, Tutun'dan işte Kayseri, Aksaray, Ereğli, Karaman o bölge bölge ağırlıklı çalışıyoruz. Hı hı. Ve aynı zamanda tabii Türkiye'nin her tarafından tabii, özellikle tabii, yaz tabii. döneminde olduğu için Van'dan gelen hastamız da var, İstanbul'dan gelen hastamız da var. Hani sadece Konya'nın bağlı değiliz. Bir de şöyle bir durum var. Genelde bizim hasta grubumuz şöyle işte annesinin babasının yanında olmak ister. Mesela annesi babası Konya'da hı hı. tedavide işte tüp bebek tedavisi yapıldı. Transferi yapıldıktan sonra işte bana birisi baksın deyip veya bir psikolojik hı. destek olaraktan anne baba yanına gelen hasta grubumuz da çok. Hı. Aslında öyle bir duruma da gerek yok değil mi? Bu kadar stresli bir şey Şimdi değil. Şimdi şöyle. Tüp bebekten sonra. Genelde bizim verdiğimiz hormonlar stresi biraz artıyor. Kaygıyı artırıyor. Stres kaygıyı artırıyor. Verdiğimiz özellikle progesteron hormonu Tabi annelik hormonlarından bir tanesi hmm. tabi bunların e, gebelik başında olan hormonlar. Yani içgüdüsel olarak koruyucu hale evet, mi Evet o başlıyor en hassaslaşmaya başlıyor en ufak şeyden böyle hani gözleri doluyor e, işte e, hassas olmaya başlıyor. Aslında o anda işte bir desteğin olması güzel bir şey. Ya yani annesinin işte bir ablasının ya bir arkadaşının destek olması güzel bir şey. Hmm. Çünkü erkek genelde işe gidiyor çalışıyor yani gün boyunca yürüyor akşam gelince işte eşine diyor ki şu diyor eşi çok anlamıyor onu tabi o hormonu almadığı için. Ee, çok onu algılayamıyor. Yani olayın ne olduğunu algılayamıyor. Ama tabii kadınlarımıza hak vermemiz lazım. Anne adaylarına hak vermemiz lazım. Kullanılan hormonlar az hormonlar değil. O hormonların Hı -hı. etkisiyle duygusallık katsayısı en az 10, 10 kat artıyor. Peki yine kadınlardaki problemlere geçeceğim ama hocam şey de çok önemli. Şimdi e, tüp bebek tedavisi son Tedavi yöntemi değil. ilk tedavi yöntemi de değil. Aslında doğru zamanda yapılması gereken bir tedavi. Çok yöntemi. güzel söylediniz. E, çünkü şöyle söyleyebilirim. Uzun yıllar tüp bebek yaptırmamak için direnen çiftler de var. Hmm. Çünkü ben normal yolda gebek alabilirim. E, i̇lk çocuğumu tüp bebekle niye elime alayım? diyerek yaşını geciktiren e, aslında problemi olan ve kaygı doğrultusunda zaten o, o başlı başına kısırlık olarak sayıldığı için streste de dolayısıyla daha çok ertelemesine sebep oluyor. Şimdi tüp bebek korkulacak bir tedavi yöntemi değil. Yardımcı bir tedavi yöntemi. Evet. Buna açıklık getirelim hocam. Şimdi tüp bebek bazı hastalar için ilk tedavi yöntemi, bazı hastalar için de son tedavi yöntemi diyebilirim. Kimler için ilk tedavi yöntemi? E bir önce bahsedik. Hastanın iki taraflı tüpleri kapalı. Erken spermi yok, azospermi veya işte çok çok az sayıda veya şekil bozukluğu ciddi. Ciddi endometriyozu, endometriyo endometriyoması var. Yaşı ileri, over rezervi azalmış, ve bu hastaya başka yapacağımız yok. İlk tedavisi bunun tüp bebektir. İkinci grupta diğer tedavi hani açıklayamadığımız herhangi bir sıkıntı yoksa diğer tedavi basamaklarını yaptıktan sonra son tedavi olarak tüp bebek yapabiliriz. Yelpazedir bu yani. Bazılarda ilk, bazılarda son tedavi olabilir. Şimdi tüp bebek tedavisi sonrası elde edilen bebek ile doğal yoldan elde edilen bebek arasında herhangi bir fark yok. İkisi de sağlıklı. Hı hı. İkisi de e, ikisi de ne diyeyim? Sevdiğimiz bebekler diyelim. Hı hı. Şimdi Hani ben dediniz ya, ilk çocuğumun niye tüp bebek olsun? Evet. Olur olsun ne olacak yani? İlk bebek ilk çocuk tüp bebek olur. İkinci bebek kendine de gelebilir. Böyle çok hastamız var. Biraz önce bahsettiğiniz gibi hastanın çok stresi var veya ufak bir problem var. Gebe kaldıktan sonra çok duyuyorsunuz. ikincisi normal yoldan Hı -hı. gebe kaldı. Hatta biz bazen diyoruz yani ikinciye hocam ne zaman gelelim? Bebek hele bir, bir buçuk iki yaşına gelsin diyoruz bazı grup. Bazıları hani bir yaşını gelsin diyoruz. Hani zaman anlamında hani e, bazı kişiler zaman önemli. Hani ileride hani şansını azaltmasın diye bazen diyoruz ki yaşına bir gelsin diyoruz. Bu süreçte zaten kendinden gebelikle gelen çok hasta grubu. Özellikle polikistik over grubu hastalarda hı hı. çok böyle gebeliklerle geliyor. Hı hı. O yüzden tüp bebek gebeliklerinden korkmasınlar. Sonuçta biz sadece yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz? Vücutta birleşecek olan sperm ve yumurtayı dış ortama alıyoruz. Dışarıda biz birleştiriyoruz. Sonra rahim tekrar enjekte ediyoruz. Geri kalan işlem tamamen vücutta oluyor. Hı hı. Ne oluyor? Bir aşaması yani şöyle kolaylaştırıyorsunuz biz, bir, bir vücutta geçici olan Vücutta geçecek olan beş günlük aşamayı biz dışarıya alıyoruz, tekrar veriyoruz. Ben bunu bazen hastalarıma şöyle anlatıyorum. Bir domates fidesi var ya, hı hı. çekirdekten fide yapıyoruz. Sonra fideyi alıp toprağa ekiyoruz. Onun ne gibi düşünün? Peki hocam, bir tüp bebek merkezi seçilirken neye dikkat etmeli Evet. çiftler? Şimdi ilk önce çiftin hı hı. doktorla frekansın yolması olması lazım. Nedir? Hı hı. Ne, ne demek istedim onu anlatayım. Şimdi... Merkez istediği kadar iyi olabilir. İstediği kadar merkezde olabilir. İstediği kadar ulaşım iyi olabilir. Doktorla çift iletişim içinde mi? Yani frekanslar uyuyor mu? Çok çok önemli. Yani frekans uyuması için şunu kastediyorum. Yani ne diyeyim? Doktorun dediklerini hasta yapabiliyor mu? Hastanın dediklerini doktor yapabiliyor mu? Bu bizim için önemli. Niye? Çünkü bu bir süreçtir. Yani bir de bunun gebelik süreci var. Hı hı. Yani bir kişi tedavi başladığında en iyi ihtimal bir yıl, bir yıl boyunca o doktorla beraber... Gebeği de kaldığını düşün, onunla beraber. Bir de tüp bebek tedavilerinde, bir önce dediğim gibi işte böyle emosyona destek olması lazım. Yani hasta kaygılı, sıkıntılı olabilir. İşte doktorunun anlayabilmesi Hı -hı. lazım. Hı -hı. Aynı şekilde hastanın da doktor anlayabilmesi lazım. Çünkü bir doktor da mesela o tedavi süresinde belki 15, belki 20 tane hastanın tedavisini gö götürüyor aynı anda. Hı -hı. Yani çünkü hepsi birbirinden farklı. Hasta odadan içeriye girdiğinde... Hı -hı. Doktor resetliyor, onunla konuşuyor. O çıkınca tekrar resetliyor. Çünkü herkesin durumu, herkesin hikayesi birbirinden farklı. Evet. Ben içeri girdiğimde benim için özel ama çıktıktan sonra diğer hasta için özel. Bu önemli. İki, klinik tabii çok çok önemli. Klinikteki ekip, embriyoloji laboratuvarı çok çok önemli. Niye? Biz hastanın yumurtalarını alıyoruz, erken spermini alıyoruz. Aldıktan sonra laboratuvara veriyoruz. Bu aşamayı biz yapıyoruz. Yumurta geliştirme aşamasını biz yapıyoruz. Yumurta toplama aşamasını biz yapıyoruz. Ondan sonra laboratuvar. Yani laboratuvar mutfak kısmı. Hı hı. Çok iyi olması lazım. Embriyolojinin çok iyi olması lazım. İçerideki yapılan işlerin çok düz olması lazım. Allah'a şükür Türkiye'deki bütün laboratuvarlar çok çok iyi. Yani hı hı. o konuda bir sıkıntımız hı hı. yok. Üçüncüsü. Üçüncüsü. E, hani biraz önce dedim yine ulaşımının çok iyi olması lazım. Mesela gece gündüz işte çünkü gebelik olsa da olmasa da ilk baştaki o hormonal nedenlerden dolayı işte kanamalar oluyor. işte bazı ihtiyaçlar oluyor. İşte nefes alma sıkıntı olabilir. Ekibe ulaşabiliyor mu? Yani sadece doktor anlamına değil. Çünkü bir, bir ekip işidir. Biz beraber 9 kişiden çalışıyoruz şu anda. Benim hemşirelerim ulaşabiliyor mu? Koordinatörüme ulaşabiliyor mu? İstediği zaman randevu alabiliyor mu? Çünkü önemli hasta şey yapacak. Ertesi gün hemen gel diyorsun. Bunları biz öncelik yani bir veriyoruz. Ulaşmak. E tabii şimdi, ee, şimdi bize hı. bana bir e, kişi randevu almak isterse belki bir ay sonrasında randevu alıyor şu hı hı. anda. Ama bu kişi tüp bebek hastası. Hani infertilite hastası olunca bunların kırmızı ışıkta geçme hakkı var. Hı. Yani ambulans gibi hemen bazen aynı gün bazen ertesi güne anında randevusu verilmek güzel. zorunda. Niye? Güzel. Çünkü bunlar özellikli grup. Niye Hı -hı. özellikli grup? Anlık olarak da müdahale etmemiz gereken grup. Hı -hı. Ben o yüzden diğer hasta grubunu çok ben jinekoloji hemen hemen hiç bakmıyorum. İşte gebelik takibini mümkün olduğu kadar aza indirmek zorundayım. Çünkü öbürlerine de sıra Çünkü benim ana işim, ana e, görevim çocuk isteyen grup sadece tüp beklemeyelim çocuk isteyen gruba daha fazla vakit ayırmak. Vakit ayırmak bebek evet. Şimdi hocam tüp bebek tedavisinde başa oranın etkileyen faktörleri sayıyoruz. Evet. Şimdi şuna da merak ediyorum yine onunla ilgili de bir soru var. Tüp bebek koşullu oluştu transfer gerçekleşti ve bekliyorsunuz ama sonuç olumsuz. Evet. Şimdi sonucun olumsuz olması elbette şey hani takdir diyoruz ya bazı şeylere. E, niçin olumsuz oluyor ve bırakmalı mı hasta tüp bebeği? O, o esnada ne diyorsunuz? Anladım. Başarısız oluyor. Şimdi geliyor. tüp bebek tedavisi yaptığımızda bizim yaptığımız iş teknisyenlik kısmı. Hı hı. Asıl olay anne adayının rahmi yumurtası baba adayında spermine bağlı. hı. hı. Şimdi biz bu işlemi herkes aynı işlemler yapıyor. Niye bir kısmı gebe kalıyor bir kısmı gebe kalamıyor. Hı hı. Oradan başlayalım. Şimdi hep sizin de anne yaşı. Anne yaşı ne kadar gençse gebe kalma şansı o kadar artıyor. Hı hı. Niye? Çünkü yumurtası kaliteli, embriyosu kaliteli. Hı hı. Erkek problemi ne kadar az ise o kadar şanslıyız. Geliştiğiniz embriyo kalitesi iyi ise, rahim içerisinde herhangi bir sıkıntımız yok ise, Yaşı gençse bu kişinin gebe kalma şansı yüzde %70'lerde. Diyeceksiniz niye yüzde yüz değil? Hı hı. Hiçbir merkezde %100 bir başarı yoktur. yüzde %70 gebe kalma şansı çok çok yüksek bir rakamdır. Hı. Niye? Çünkü biz embriyoyu transfer ettikten sonra aynen şöyle düşünün. Bir tohumu toprağa at, atıp suluyorsunuz. Güneşi var işte. onu gibi düşünün. İkinci 10 tane tohum ikinci onu da büyümüyor biliyorsunuz. Embriyoda öyle. Eğer embriyoda genetik bir problem var ise veya embriyo istediğimiz yere yerleşmesi. Rahim içerisine gittikten sonra istediği yere yerleşmeyebilir. Yerleşmediyse büyümeyebilir. Yani tutunmayabilir. Veya istemediğimiz bir yerleşme. Tüpe yerleşti, dış gebelik olur. Servikal bölge yerleşti, dış gebelik olabilir. İşte bir polip vardı, polip üzerine yerleştirdi. Kimyasal gebelik olabilir. Dolayısıyla bazılarının sebebini anlayamayabiliriz. Hı hı. Ama iyi kalitedeki embriyoyu verir isek beklentimiz düzey yetmiş. Tabii her zaman iyi kalite embriyo elde edemiyoruz. Hı, hı. Niye elde edemiyoruz? E, yumurta iyi değil veya spermde sıkıntı var. Hı hı. Sperm yumurtayı iyi dölleyemiyor veya yumurta iyi döllenemiyor. İşte bu durumlarda orta düzeyde embriyo vermek zorunda kalabiliyoruz. Hı hı. Başka şansımız yok. Şans yok. O zaman gebelik oranları biraz daha düşüyor. Düşüyor. Bir, de, bir şey daha Tabii ekleyeceğim. Tabii lütfen. Annenin daha önce mesela rahimle ilgili bir problemi, adayının rahimle ilgili bir problemi varsa... Onlar da çok çok önemli çünkü orası endometrium tabakasının çok iyi olması lazım. Ben yani Aslında bir sürü faktör var. faktör var. Bunların bir kısmını önceden öngörebiliyoruz bir kısmını da öngöremiyoruz. Hı hı. Şimdi hocam bir sorumuz var. Ee, ben anne olmak için evlendim çocuğum olmuyor 6 yıllık evliyim. Amerikan hastanesinde tüp bebek tedavisi yaptık 2 sene önce ama yumurtalıklar gelişmedi dendi. Bu arada 77 doğumluyum 45 yaşında oluyor benim yapabileceğim bir şey var mı demiş. İstanbul'dan yazmış. Sevgiler. Evet. evet. Şimdi tabii, yumurtaların gelişmeyince, yumurtalar gelişmeyince yapacak fazla bir şey de yok. Ne demek hocam o yumurta gelişmemesi? Yani ilaçlara cevap vermemiş olması. Ama tekrar yapmamız gerektiği yok, anlamına gelmiyor. O anlamda değil. 45 yaşında olduğu için söylüyorum. Bizden bir cevap bekliyor. Evet, çünkü. şimdi 40 45 yaşındayız. Belki bir kez daha denenebilir ama aynı durum yine başına gelme ihtimali var. Hı, hı. Yani öncesinden tekrar bakılıp işte en iyi şartlarda yani öncü yumurta var ise yani adeta ikinci gün baktığımızda öncü yumurta varsa hormon düzeyleri normal sınırlar içindeyse veya yakınsa normala doğru bir kez daha şansını deneyebilir. Hı hı. Ama dediğim gibi hep dediğim işte yaş olayı işte yaş olayı çok çok önemli. Çok önemli. O iki yıl önce yaptırmış altı yıllık evliymiş işte onu hı. beklememek lazım çünkü zaten geç evlenmişsiniz Anladım. aslında biraz da biz belirliyoruz bu durumu. Şansa bırakmamak ama işte, gerekiyor. Ama işte şimdi sorsak hastamıza belki, belki hayat şartları doğru, farklı. Yani o buradan konuşmak çok hocam. kolay ama yani hayatın neler getirdiği belli değil yani. Ben sadece burada hani imkanı olup da beklemeyin, beklemeyin anlamında. anlamda. Çünkü hayatı neler getirdi? E, demiyorsunuz ki olmaz. Ya, kesinlikle Anne, hiçbir olmaz yaşa diyemeyiz. Diye diyemeyiz hiçbir. değil sadece mi? Sadece biz ihtimaller üzerine konuşuyoruz. İhtimal tabii ki. Hı. Yüzde olarak tüp bebek başarısı ama azalıyor. Azalıyor ama yine de Çünkü her zaman programımızı açarken de dedik kadın yaşı gerçekten çok çok önemli bir kriter. O yüzden ilk bebeği aldığınız yaş çok önemli değil mi? İlk evet. İlk okacağınız aldığınız bebeğinizin yaşı çok önemli. Necati Hocam sayesinde 5 yıldan sonra anne oldum. İkinci evladım da kendiliğinden oldu ya, demiş. Bak ne güzel bak çok güzel bir örnek. Merve Hanım evet. sevgiler size de. Çok güzel bir örnek. Yani. Tüp bebek tedavisinden kucağına aldı, ikincisi kendinden oldu. Çok güzel bir örnek. Evet, yani e, yaş elbette önemli bir kriter. Erkek için e, sperm bozuklukları kalitesi ve anomaliden bahsettik. Onun dışında erkek yaşı önemli mi? Tabii, erken yaşı şöyle önemli. Yani illaki spermleri etkiliyordur. Ama ve lakin mesela çok ileri yaştaki e, baba içinde yani e, sağlıklı bir şekilde çocuğu oldu, çok iyi. Hı hı. Baba adayımız mesela atıyorum 70 yaşında çocuk 20 yaşına geldiğinde baba adayımız 90 yaşında olması lazım. Bunlar da düşünmek lazım yani hı hı. onlar da bizim için çok çok önemli. Hemen sorularla devam hı edelim. Hı. Benim sorum şu tüp bebeğe başladık yumurta çatlatma yapıldı yumurtalar alındı bunun için adet günümüzü beklememizi söylediler. Neden adet döneminde oluyor ve bu bekleme süresinde yumurtalar oluşma? Girmiş oluyor mu demiş. annem Yumurtalar toplanmış. Evet yumurta evet. toplanmış. Adet çatlatma yapılmış. Yumurtalar evet. alındı. Bunun için adet günümüzü beklememizi söylediler. Ha, transfer içindir bu. Hı. Transfer için. Şimdi şöyle. Neden adet döneminde oluyor? Evet. Demiş. evet Şimdi adet döneminde hormonlar bazal seviyeye iner. Rahim içesi kanar ve rahim içesi yeni bir oluşum için hazırlık haline gelir bu durumlarda eğer embriyo transfer yapacak isek biz yumurtalıklarda kistin olmadığına bakırmamız lazım. Hani hormon değerinin yüksek olmaması lazım. İstediğimiz bazal seviyeye gelecek ve rahim içesini bazen biz kalınlaştırıyoruz. Bazen doğal siklüste kalınlaşan rahim içerisinde transfer yapabiliyoruz. Yani rahim içesinin kalınlaşını kendimiz tekrar görmemiz lazım. Birçok kadın aslında bu adet döngüsünde neler yaşadığını bilmiyor içinde aslında rahim evet. Hocam hmm. biz adet döneminde yumurtalarımızı kayıp, kayıp mı ediyoruz? Şimdi şöyle. Adet nedir? Adet e, hormonal biz hipofizden Salgılanan hormonlar yumurtalıklara diyor ki yumurta ürettiği bir hormon salgılıyor. Hmm. Bu günlük olaraktan salgılanıyor. Bu salgılanma sonucunda yumurtalıklardaki yumurta büyümeye başlıyor. Hı hı. Yavaş yavaş aslında onunla çok güzel bir ekranda var ama şu anda göremeyebiliriz. Hı hı. Yumurtalıklar büyümeye başlıyor. Bu sırada rahim de kalınlaşmaya başlıyor. Yani gebeliğe hazırlanıyor. Bu doğal hayatta öyle bir şey. Büyüyor büyüyor yumurtalıklarımızdaki yumurta sağda veya solda bir ve iki tane yumurta olur doğal hayatta bir hormonun salgılanmasıyla bir leha hormonu salgılanmasından beraber yumurta çatlar. Hı hı. Eğer yumurta çatladıktan sonra tüplere alınır ise ve spermle birleşir ise döllenir. Döllendikten sonra rahme düşer. Rahme deriz ya. Kalınlaşan rahim içinde düşer ve gebelik devam eder. Hı hı. Korpus luteum denen o kistik yapıyla beraber o da yumurta şeyi besler, e, embriyoyu besler hı hı. ve gebelik devam eder. Bu bir sü süreçtir. Eğer ki Yumurtlama oldu veya olmadı, hormon yükseldi, baktı herhangi bir e, embriyo yok, hormon düşmeye başlıyor ve 15 gün sonra da ne olur? Kanım olur. Yani bu 15 hmm. günlük siklus budur. Bu hmm. bir döngüdür. Yani doğal hayattaki normal e, memelilerde olan bir döngüdür. Hmm. Bu döngünün içerisinde işte adet o yüzden görüyoruz. Gebelik oluşmuş adet görüyoruz. Zaten adet gecikmesine biz zaten gebelikten şüpheleniyoruz. Gebelikten şüpheleniyor. Hmm. Evet şimdi... Tabii programımızın yavaş yavaş da sonuna geldik. Şöyle kısaca özetleyecek olursak kadının yaşını, kilo oranını, evet. azalmış yumurtalık rezervini, sperm kalitesini, sperm sayısındaki azalmayı, yumurtalık ve spermlere zarar veren bağışıklık sistemi sorunları ve nedeni açıklanamayan infertiliteyi konuştuk. Şimdi elbette bunu hala söylüyoruz. Evet bu tüp bebek tedavisinde başarı oranını etkileyen faktörlerden biri. Hepsi etkiliyor bunlar maalesef. Bir de hocam şey etkiliyor mu bu çevresel faktörler ve kullandığımız gıdalar? E, tabii. Onlara Şimdi da girelim. Sonuçta bir tane sigaradan bahsedelim. Hı -hı. Sigara bizim için çok çok önemli. Özellikle kadındaki yumurta Hı -hı. rezervini azaltıyor, kalitesini Hı -hı. azaltıyor. Zaten erkekteki spermleri etkilediğini hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda Her iki implant... çift içinde geçerli. Tabii, aynı zamanda implantasyon dediğimiz embriyonun rahme tutunmasını da etkiliyor. Zaten gebelikteki süreçlerini söylememe hmm. gerekiyor. Yani her yönüyle kötü bir şey. O yüzden sigara içen kişilerin sigarayı bırakması veya çok çok aza indirmesi lazım. İndirmesi lazım. Hı -hı. Ve sağlıklı bir yaşam değil mi hocam? E, sporu tavsiye ediyorsunuz. Tabii spor Sadece de değil. Tabii hepsi, bir için geçiyor. Yani Hı -hı. Spor ondan sonra kilo bizim, yani kilo bizim için şu anda bir e, başımızın belası. Ee, karbonhidrat ağırlıklı besleniyoruz Özellikle İç Anadolu bölgesinde evet. çok karbonhidrat yiyoruz Yani ekmekleri ondan sonra unlu mavileri çok tüketiyoruz hı hı. Ona dikkat etmemiz lazım Hazır hı hı. gıdaların uzak durmamız lazım yani Paketli işte uzun süre dondurulmuş olan ürünlerden uzak durmamız lazım Doğalını bulmamız lazım. diyeceksin o kadar kolay mı bunlar bulmak? Evet. Kolay değil ama yani mümkün olduğu kadar bunlardan uzak en durmamız lazım. En azından çocuklarımızı da o şekilde besleyelim ki onların da bu doğar, doğurganlığı azalmasın evet. değil mi hocam? Bu da çok önemli. Stresten de uzak duruyoruz evet. bu süreçte. Durabildiğimiz kadar Durabildiğimiz duracağız. Durabildiğimiz kadar duruyoruz. Aslında bu saydıklarımızı hep, hepimiz biliyoruz. Evet. Ama işte... Ee, hayatın içinde olunca hani onlardan uzaktıramıyoruz. Ama azaltacağız işte. Yani azaltacağız, azaltacağız. azaltacağız işte. Zaten dediğiniz gibi bu süreç anne ve baba için çok önemli bir süreç. Her yola baş koyuyorlar hocam. Bütün sülale bana kayınvalidelerden, annelerden mesajlar geliyor. İşte kaygı o kadar evet. boyutta düşünün. Dolayısıyla evet bu süreçte ee, uzman birine görünmenizde, özellikle tüp bebek uzmanına görünmenizde yarar var diyelim ve e, programı noktalayalım hocam. Sizin de söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Her programda söylediğim gibi gecikmeyin, bir an önce doktorunuza başvurun. Yani çocuk isteyenlerin, doktorun size karar verir. Belki der ki işte bir yıl bekle iki yıl bekle ama beraber karar verin. Evet. Yani sadece kendi kararınız olmasın. Daha yaşımız çok erken, işte hı hı. daha vaktimiz var demeyin. Bunu beraber doktorunuzla beraber karar verin, beraber erteleyebilirsiniz ama mutlaka bir merkezden fikir aldıktan sonra ertelesinler. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. sorularınız için teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bebeğim olsun. Haftaya 11.30'da Kontev ekranlarında olacak. Hoşçakalın.